Alo. Efendim. Anneciğim nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim, ne yapayım? Çalışıyorum, koşturmaca. Bu arada Anneler Günün kutlu olsun. Seni çok Sağ ol. seviyorum. Çok sağ ol. İyi ki varsın. İyi ki annemsin. Sağ ol oğlum, öptüm. Herkese merhaba. Bugün Anneler Günü'ne özel çok güzel bir tarifim olacak. Annemden istediğim bu tarifle bugün sizlere anne köftesi ve patatesi yapacağım. Gelin hep beraber bu tarifi hazırlayalım. İlk olarak patatesler ile başlayalım. Yıkadığımız ve soyduğumuz patatesleri şekillerine çok da önem vermeden çubuk şeklinde doğruyoruz. Dışarıda yediğimiz dondurucudan çıkmış hepsi birbirinin aynısı gibi görünen patateslerle bunu kıyaslamayın kesinlikle. Annelerimiz eskiden fritözde yapardı. Ancak artık her evde fritöz yok. Bu yüzden derin bir tencereye ayçiçek yağı ekliyorum. Yağ kızana kadar bir kapta patateslerimi tuzluyorum. Bu aşama tuz ile patateslerin eşit bir şekilde harmanlanması için çok önemli. Yağ kızmış mı diye bir tane patatesimi tencereye atarak kontrol ediyorum. Etrafından kabarcıklar çıkıyorsa olmuş demektir. Bu aşamadan sonra patateslerimi kızartıyorum. Arada bir alt üst ediyorum ki her yeri eşit bir şekilde kızarabilsin. Patateslerin rengi altın sarısı rengine döndükten sonra yağını süzerek bir tabağa alıyorum. Şimdi sıra köftelere geldi. 150 gram köftelik kıymamızı derin bir kaba alıyoruz. Üzerine rondodan geçirilmiş bir adet orta boy soğanı ekliyoruz. 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kimyon, 2 yemek kaşığı galeta unu, 1 silme tatlı kaşığı tuz, 1 paket kabartma tozu, 1 adet yumurta ekleyip karıştırıyorum. Hafif cıvık olduğu için annemin de önerisiyle 1 tatlı kaşığı daha galeta unu ekledim ve karıştırmaya devam ettim. Toplamda 3 tatlı kaşığı galeta unu eklemiş oldum. Galeta ununu bayatlamış ekmeklerinizi küp küp doğrayıp fırınladıktan sonra rondodan geçirerek hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz hazır olarak da satılıyor. Annem normalde soğanla birlikte 3-4 diş sarımsağı da rondodan geçirip karışıma ekliyormuş. Ancak bizim evde diş sarımsak kalmadığı için 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu ekliyorum. En son ince kıyılmış yaklaşık 10 dal maydanozu ekleyip tekrar karıştırıyorum. Köfteleri normal büyüklükte hazırladıktan sonra yaklaşık yarım saat dinlendiriyoruz. Tavaya çok az ayçiçek yağı ekliyorum ve köftelerimi kızarana kadar alt üst ede ede pişiriyorum. Annem eğer ızgara olarak daha çok seviyorsanız tost makinesinde pişirebileceğinizi iletmemi istedi. Ben anne patatesini üzerine ketçap ve mayonez sıkarak yemeği çocukluğumdan beri çok severim. Evet, anne köftemiz ve patatesimiz hazır. Benim annem şehir dışında. Annemden istediğim bu tarifle aslında biraz da annemin yanımda gibi hissettim. Bugün çok güzel bir tarif ortaya çıktı. Lezzetli bir tarif ortaya çıktı. Sanki anne eli değmiş gibiydi. Ve bugün Anneler Günü. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Kanalımızı takip etmeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.